biraz da burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemen küçük uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Git'e bindin. Ha evet, bebeğiyle ittir git'e bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve işte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Harika bir gün başlıyor. Günaydın abiş. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnım zil çalıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnım zırr diye zil çalıp bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Benim canım mı ben? Babişkalarım babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek
yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Baba basmetini bayılırım. ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yarışıyorsun. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nim. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Luna! Arkadaşım Maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, biraz da salla. Salla. Çok seviyorum. Bence. Bebe ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır ben iyiyim yorulmadım. Lola. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Lola. Şu. Uykun mu geldi canım? Hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor, anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Yani vücudum biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinde koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Şila. Tut.
tuttum. Pepe. Tuttum. Hadi at Pepe. Uy, çok sıcak oldu Şila. Evet, ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şuşu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet Şuşu, neden? Çünkü en sıcak mevsim olan yaz mevsimi başladı çocuklar. Ben yazı çok severim. Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Benim en azından şapkam var. Aa, benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Aa, gölge mi? Neresi gölge ki? Örneğin şu ağacın altı gölge Şila. Bak, bu ağacın gölgesi. Bu da benim gölgem, bak. Benim gölgem de burada. Aa, evet gölge. Güneş kadar sıcak değil. Oh evet, gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. Hadi ne oynayalım? Bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşe, bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım, gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Aa, tamam hadi. Yandın, söndün, yandın, söndün, yandın. Ay, ben yandım galiba. Yazı ben de çok sevdim. Hadi şu o zaman Şile'ye yaz şarkımızı söyleyelim. Ha, tamam. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak. Güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, 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 yaz geldi. Yaz, 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 yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Ay, hala çok sıcak. Aa, çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Ha, çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size, hadi gelin. Yakalayacağım seni Şila. Ve beni yakalayamaz bir kere. Güzel işte, serinledin Pepe. Ha evet, su çok güzel. Bak Şila, nasıl yüzeceğim şimdi. Cıp 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 cıp. Çocuklar. Dede. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Dede bak nasıl yüzüyorum. Cip 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 cip. Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. Minik kelebeğim, aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi hadi, ne olur gidelim, ne olur. Hem size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani? Evet Pepe. Hayır.
artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam, çaba nerede ben gösteririm? Söz dedi. Çaba demek çok çalışmak demek bebe. Çok çalışırmadım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne! Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın, denize gidiyoruz. Aa, çok güzel, iyi düşünmüşsün çok... baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. Egel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. Nenem yakışıklım dedi. Evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım. Uçuyoruz. İşte geldik. Yaşasın. Wow. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet, çok güzel. İyi, biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım, iyi geldi soğuk. Oh, vallahi çok iyi geldi serin serin. Aa, nenem ne güzel yüzüyor. Evet, balık gibi. Nene, orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim, değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Aa, anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada, beni izleyin. Bakın, denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin, sığ. Derin, sığ. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz, tamam dede? Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam, sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dede? Bir günde yüzme öğrenilmez Pepe. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet bebe, çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam, hadi başlayalım dede. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. İşte bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları takımı. Harikasınız. Bravo size. Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel yüzebildiklerini gösterecekler. 3-2 atlayın çocuklar. 1-2 Neler oluyor? Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? Hani çalıştınız ya hepiniz, balık gibi yüzüyordunuz ya. Sana şaka yaptık dede. Hayır, şaka yaptık.
harika yüzüyorlar. Bir, iki, Kornan Stilki. Üç, dört, kapıyı aç. Of, daha hızlı atla Lili. Daha hızlı, daha hızlı. Atlıyorum işte Liko. Beş, altı. Ay Liko yavaş. Düşeceğim. Daha hızlı, daha hızlı. Ay. Ay Liko yavaş dedim. Ay. Ay Lili, iyi misin? Ha. Bir şey oldu mu? Olmadı ama olabilirdi Liko. Yaralanabilirdim. Ay çok özür dilerim Lili'ciğim. Ama sana vermek ister miyim hiç? İstemeden oldu. Çok üzdün beni Liko, çok. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Lili şu an kendini sizce nasıl hissediyor? Kızgın. Aa, bana kızdı değil mi? Evet. Ama ben gerçekten ona zarar vermek istemedim ki. Sizce kızgınlığını bir salla salla çakala dansıyla geçirebilir miyiz? Evet. Harika. Ama önce özür dilemeliyim değil mi? Evet. Şey Lili. Ne var Liko? Özür dilerim. Düşmene neden olduğum için çok üzgünüm. Gerçekten. Ha, isteyerek yapmadın yani. Gerçekten isteyerek yapmadım. Peki tamam. Özrünü kabul ediyorum. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol ama tamam mı? Tamam Lili, yaşasın. Lili beni affetti, Lili beni affetti. O zaman dansımız başlasın. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla. O zaman ekşi çocuk sınmaya başlasın. Yaşasın. Aa, işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılabuz? Çiftçiye ne lazım oyunu? Aa, çiftçiye ne lazım oyunu mu? Evet Lili. Ben nasıl bir oyun olduğunu tahmin edemedim Lili. Ya sen? Doğrusu benim de aklıma bir şey gelmedi. Kılabuz nasıl bir oyun bu? Harika bir oyun arkadaşlar. O zaman bir an önce anlat da eğlenmeye başlayalım. Evet Kılabuz, anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi çiftçi kime denir arkadaşlar biliyor musunuz? Sebze meyve yetiştirenlere denir. Hani böyle tarlaları vardır. O tarlalara bir şeyler ekip biçerler. Domates, fasulye, karpuz. Onları güzelce büyütür çiftçiler. Sonra biz de o güzel sebze ve meyveleri hapur hapur yeriz. Harikasınız. İşte o nefis sebze ve meyveleri bizim için yetiştiren çiftçiler tarlada neler kullanırlar hiç düşündünüz mü? Ben biraz biliyorum galiba. Oyun labirentimizde sizi bekleyen panolarda birçok alet göreceksiniz. O aletlerden hangisinin çiftçilerin tarlada meyve sebze yetiştirmek için kullandığını bulmaya çalışacaksınız. Yine son panoda Lili ile birlikte oynayacağız değil mi Kılabuz? Aynen öyle Liko. Kapıları açtırıp oyunu tamamladığınızda sizi dans etmek için bekliyor olacağım. Peki ya bilemezsek? Arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Beraber düşünürseniz mutlaka başarırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Harika. Hadi hemen başlayalım. Oy. Çok heyecanlıyım. 3, 2, 1. Kum saati dönüyor. Hadi Liko, son bölümde görüşürüz. Tamam Lili, ama dikkatli ol. Merak etme. Bakalım neler var. Bu bir çekiç. Çivi çakmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet.
Evet. Sebze meyve yetiştirmek için çivi çakmak gerekir mi? Hayır. Peki bu neymiş? Bu da bir tarak. Çiftçiler de saçını tarar elbette ama meyve sebze yetiştirmek için çiftçiye tarak lazım mıdır? Hayır. Doğru. Geriye bu kaldı. Bu neydi? Ay, bunun adı neydi? Hani toprağı kazmak için kullanılıyordu. Söyledim işte. Kazma. Eziko, bu bir kazma. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Tohumları, fidanları toprağa gömmek için önce toprağı kazmak gerekir. Öyle değil mi? Evet. Kum zaten akıyor. Ay, sürü azalıyor. Hemen düğmeye basmalıyım. Bakalım kapı açılacak mı? Hemen geçersen başardık arkadaşlar. Lili ne yaptı acaba? Bakalım bu resimdeki çiftçi amcaya ne lazım olabilir? Bu bir boya fırçası. Sizce çiftçiler sebze meyve yetiştirmek için fırça kullanır mı arkadaşlar? Hayır! Bence de fırçayı boya badana yapan ustalar kullanır. Burada da iğne ve iplik var. İğne ve iplik kime gereklidir ki? Ay, hani elbise falan dikiyorlar. Neydi neydi? Terzi! Tabii ya. Terziler iğne iplik kullanır. Aa, bu ne? Görmüştüm ama adını bilmiyorum. Hadi Leli, süre azalıyor. Hani tarlalardaki otları falan bununla biçiyorlar ya. Neydi bunun adı? Arkadaşlar yardım edin. Nedir bu? Tırpan. Bu bir tırpan Leli. Tırpan mı? Ay, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki çiftçi amcaya tırpan lazım. Hadi bas Leli. Tamam kılavuz, bastım. Var. Bunlar alet değil ki. Demek ki çiftçilerin bu taşıtlardan birine ihtiyacı var Liko. Aferin Leli. Bir bakalım o zaman. Bu bir otobüs. Tarlada çiftçilerin otobüse ihtiyacı olur mu arkadaşlar? Hayır. Bence de olmaz. Aa, bak Liko, bir kayık. Yok, o da olmaz Leli. Kayık tarlada yüzecek değil ya. Kum saatinin bitmesine son 5 saniye. Ay, süre bitiyor. Aa, bak Liko, bunun adı neydi? 4. Arkadaşlar bu aracın adını bilen söylesin, hadi ne olur. 3. Traktör Liko. 2. Haha, evet, bu bir traktör. O zaman çiftçiye lazım olan bu. Bence de. Tarlaları sürmek, yani toprağı havalandırmak için çiftçiler traktör kullanır. Bir. Ay Liko. Evet, hadi bas şu düğmeye. Bas. 0. Yolla biraz da kalçayı sal.
Hadi yemek yiyelim biraz. Tamam Lili, hadi. Yeni bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba Liko. Merhaba Lili. Bir şey mi oldu? Yüzün asık gibi. Bir şey olmadı. Peki neden bu kadar düşüncelisin? Hani dün çok yağmur yağıyordu ya. Evet. Yolda bir köpek gördüm. Çok ıslanmıştı. Ay canım. Sonra düşündüm ve hayvan dostlarımızın da evi olsa ne güzel olurdu dedim. Haklısın Liko'cuğum. Buldum, buldum. Neyi buldun? Kulübe yapalım. Biz mi? Yapabilir miyiz ki? Yaparız, yaparız. Hadi o zaman iş başına. Bizim ahşaba, çekiciye ve çiviye ihtiyacımız var. Nereden bulacağız? Bende var, hadi gidelim. Gidelim. Harika oldu bu kulübe Liko. Sen olmasaydın bu kadar çabuk tamamlayamazdım. Teşekkür ederim canım. Ben de. Hey. Dikkat et. Sana demin de söyledim eline vuracaksın diye. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz deme, olabilir. Çünkü hızlı vuruyorsun. Tamam tamam. Ne kadar inatçısın Liko. Kızma, az kaldı, bitmek üzere. Pembik ve kılavuz görünce ne diyecekler bakalım? Hayvan dostlarımızı düşündüğümüz için onlar da mutlu olacak bence. Bence de. Dikkat et Liko, bak yine hızlı vuruyorsun. Tamam tamam. Kulübenin içine su ve yiyecek kabı da koymamız lazım. Haklısın. Aa, aa, dedim ama sana değil mi? Of, çok acıyor. Ah Liko, ah. Defalarca dikkat et dedim sana. Dur bakayım bir eline ne olmuş? Çok acıyor. Morarılacak sanırım. Hemen buz koyalım üzerine. Ay, çok soğuk ve değdikçe çok acıyor. Tamam canım, geçecek birazdan. Sen haklıydın Lili, daha dikkatli olmalıydım. Liko'cum, ben seni uyarmak konusunda inat ettim ama sen de beni dinlememe konusunda inat ettin. Keşke beni dinlemiş olsaydın, canın acımazdı. Haklısın. Neyse, şimdi buraya bir krem sürmemiz gerek. He? Elim morarmasın. Peki. Şimdi nasılsın? Canım acımıyor artık. Teşekkür ederim Lili. Geçmiş olsun canım. Kulübemiz de bittiğine göre artık Pemik'le kulübümüzde buluşabiliriz. Uçucu kullanabilecek misin? İstersen birlikte gidelim. Gidelim canım. Ormanda görüşürüz. Görüşürüz. Kadar Lili ve Liko gelmedi. Hayret. Arkana baksana Pembik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben de tam bir hayal gelmiyordum kulübümüze. Hoş geldiniz. Elindeki nedir Liko? Hayvan dostlarımız için kulübe yaptık Pembik. Çok iyi bir fikir Liko. Dostlarımızı yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyacak bir kulübe. Çok iyi düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Leli ile birlikte yaptık. Hatta Leli sayesinde elim iyi durumda. Eline ne oldu ki? Ah kılavuz, sorma. Liko biraz inatçı maalesef. Defalarca dikkat et diye uyardım ama. Ama dinleyen olmadı değil mi Leli? Kendini de biliyor. Aa. Nasıl inatçı olduğunu yani. Dur tahmin edeyim. Çekişlerine vurdu değil mi? Doğru tahmin. Canım çok acıdı ama. Artık inat etmeyeceğine de söz verdi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Liko gayet iyi olduğuna göre artık oyunu oynayabiliriz. Yaşasın. Bugün ne oynuyoruz kılavuz? O zaman ben de sizi daha fazla bekletmeden çeviriyorum ekranı. Sessiz sinema.
sinema diye bir oyun duydunuz mu hiç? Sessiz sinema mı? Yok. Harika bir fikir. Peki size oyunu anlatıyorum hemen. İki grup olacağız. Her gruptan bir kişi sırayla hiç konuşmadan sadece vücuduyla bir şeyi anlatmaya çalışacak. Gruptan olan diğer kişi de o kelimeyi bulmaya çalışacak. Hangi kelimeyi anlatacağımızı kim bilecek? Karşı grup söyleyecek. Hadi grupları belirleyelim. Gel ikimiz olalım. Tamam, tamam. Biz de Leli ile olalım. Kumsadımız hazır mı? Elbette. Hadi başlayalım o halde. İlk kelimeyi biz seçelim. Sizden kim gelecek anlatmaya? Ben geleyim. Ha, hadi. Hazırsanız süre başlasın. Hazırız. Yemek. Tabak. Mutfak. Kaşık. Önlük. Arkadaşlar size tahmin ediyor musunuz? Ha, harika. Çatal. Süreniz azalıyor. Tencere, yemekle ilgili bir şey anladım ama ne? Onu sen bulacaksın kılavuz. Fırın, pasta, tencere. Süre bitti. Ya bir aşçı aklıma gelmedi kılavuz. Aşçı mı? Hay Allah, hiç aklıma gelmedi. Neyse şimdi biz buluruz bir şey. Evet, kim geliyor bakalım? Ben geliyorum. Hazırım. Yatak. Uyku. Gece. Gündüz. Şekerleme. Ha, siz de bilemeyeceksiniz. Süreye bakıyorsun değil mi? Ne demek istiyorsun Leli? Uf, bilemedim sanki. Son saniyeler. Rüya görmek? Rüya? Doğru doğru yaşasın. Bir kelime de arkadaşlarımıza anlatalım mı? Hadi. Ben süreyi tutacağım. Ben de anlatacağım. Ben de sizi dinleyeceğim arkadaşlar. Başlıyorum. Balık değil. Deniz değil. Ama yaklaştınız. Yüzgeç değil. Yüzmek değil. Ahtapot da değil. Daha süremiz var. Okyanus değil. Balıklarla ilgili haklısınız arkadaşlar. Ah, hanginiz söylediniz? Tekrar eder misiniz? Evet, akvaryum. Harikasınız. Tebrikler. Bizde niye olduğunuz kesin. Ben de güzel anlattım ama. Hep birlikte dans edelim mi? Hadi kalkın ayağa. Hadi biraz daha oynayalım. Ben oynarım. Ben de. Leli, Leli. Aa, Leli nereye kayboldu? Aa, şimdi birlikte dans ettik. Nereye kayboldu? Bize şaka yapıyor olabilir mi? Şakacı Leli. Çık ortaya Leli'ciğim. Saklanmaç oynamak istiyor herhalde. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Çık hadi. Yok yok. Bu işte bir iş var. Hadi hepimiz bir yere gidip bakalım. Meraklandım şimdi. Geldik o. Biz şu tarafa gidelim. Ben de bu tarafa gideyim o halde. Aa, kimse yok ortalarda. Pembi, Kılavuz, Liko neredesiniz? Nereye gittiniz hemencecik? İyi ki biz size meyve suyu getireyim dedim ha. Hemen kayboldunuz ortalıkta. Neyse bir etrafı dolaşayım ben. Leli! 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 Ah Leli'cim neredesin? Ara ara bir türlü bulamadım seni. Neyse aramaya devam. Yok yok yok. Anlamadım, nereye gidebilir ki ormanda? Ben de anlamadım. Aramaya devam. Hadi. Of of of. Nerede bunlar? Deminden beri ormanda bakmadığım yer kalmadı. Nereye gittiler anlamadım ki. Arkadaşlar siz gördünüz mü nereye gittiklerini? Ya beni aramaya mı çıktılar? Alemler. O zaman burada bekleyeyim ben onları. Nasılsa gelirler. Leli neredesin sen? Her yerde seni arıyoruz. Asıl siz neredesiniz? Ben de sizi arıyorum. Çok komik değil mi? Kaç kere geldim buraya yoksunuz. Ben geldiğimde de sen yoktun. Biz de kulağımızda baktık baktık yoktun. Deseniz olduğumuz yerde dönüp durduk ama birbirimizi görmedik diye. O yüzden komik işte. Bence de. Elinde yine Leli. Ama
Size taze sıkılmış meyve suyu getirdim. Bunun için mi gittin sen? Gitmeden söyleseydin ya. Düşünemedim. Senin izin ya, önemli olan bu. Hadi hep birlikte içelim meyve sularımızı. Sanırım hem eğlenceli, hem yorucu, hem de heyecanlı bir gün oldu. Haklısın Bambi. Dinlenme zamanımız geldi bence. Hadi eve gidip dinlenelim artık. Tamam, yarın görüşürüz. Görüşürüz. İttir git, ittir git, ittir git. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. İttir gitimi gördün mü? Babam aldı bana. Ne kadar güzel bir tanem. Güle güle kullan. Zaten kullanırken hep gülüyorum Şuşu. Çok eğlenceli çünkü. Iş. İttir git. Pepe, bir sıkıntı mı olur? Şey Şuşu. Böyle ittir. Çişin mi geldi tatlı? Evet Şuşu, çişim geldi ama... Şimdi ittir gitimi bırakmak istemiyorum. Ama çişimiz geldiğinde hiç tutmadan mutlaka tuvalete gidip yapmamız gerekir Pepeciğim. Sağlığımız için çişimizi tutmak hiç iyi bir şey değildir. Ya gerçekten mi? Evet canım. Hadi koş tuvalete. Tamam. Çabuk çabuk. Gel bebe çekil. Abi ne oldu? Abişe ne oldu Şuşu? Çişi gelmiş canım. Ha tamam. Abimin ittir gittiğini gördün mü Şuşu? Evet canım gördüm, çok güzel. Babam aldı bir ittir gitti abime. Abim de çok sevindi. Sana almadı mı? Hayır almadı ama olsun Şuşu. Ben istediğim zaman abisinin ittir gittiğine binebilirim. Yani onun ittir gittiğini hiç kıskanmadım. Hatta abim çok sevindiği için ben de çok mutlu oldum. Huy, güzel kalpli bebeciğim. Sen çok güzel bir kardeşsin bebe. Aferin sana. Böyle ittiriyorsun, gidiyorsun. Abim bana öğretti bak. Aferin sana. Bak. İttir git. İttir, önüne bak bebe. İyi misin bebeciğim? Biraz kolumu öpürmüşsün. Eyvah, ben ne yaptım? Bebenin ittir gitti kırıldı. Tamam, üzülme. Bulunur bir çaresi. Sana bir şey olmadı ya, sorun değil bebe. Ama beni çok üzülecek Şuşu. Ama, ama ittir gidim. Ha, kırılmış. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? İttir gidim. Ama ben ittir gidimi çok seviyordum. Neden? Neden kırdınız benim ittir gidimi? Neden? Papa! Papa! Oğlum neden ağlıyorsun? Hop! Koçum ne oldu sana? Baksana dede ya. En sevdiğim oyuncağım ittir gitim kırılmış. Evet kırılmış. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Bebe yaptı. Biliyorum. Babam ona ittir git almadı. Bana aldı diye de kıskandı. Ve benim ittir gitim kırdı. Baba böyle bir şey yapmaz evlat. Yaptı dede. Ben tuvalete giderken o bahçeye çıkıyordu, hatırladım. Bebe kırdı ittir gitimi. Onu elime geçirirsem var ya. Papa, bebe isteyerek senin ittir gitini kırmaz koçum. Belki yanlışlıkla olmuştur. O seni çok seviyor. Yanlışlıkla falan değil. Bence bilerek kırdı. Ben onu sevmiyorum. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Oysa istemeden kırmıştım ittir gitti. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı.
kimse bana hiç inanmadı. Fransa sepette kalmış, getiriyorum hemen. Baba, minik kelebeğim, ne yapıyorsun burada? Ağlıyorum dedi. Görüyorum ama neden ağlıyorsun kızım? Abim artık beni sevmiyor. İttiğin gücünü isteyerek kırdığımı düşünüyor. Bir gel bakalım, çık oradan da konuşalım. İttir gitti, sen mi kırdın? Evet ama gerçekten istemeden kırıldı. Taşa çarptım düştüm, bak kolum da yaralandı. Uy canım benim. Tamam üzülme üzülme. Ama abim neden beni isteyerek kırdığımı düşündü dedi. Ben isteyerek onun ittir gücünü niye kırayım ki? Onu üzüleceğini bilerek bunu nasıl yaparım? Haklısın bebeciğim. Bebe kızgınlıkla bence öyle şeyler söyledi. Gerçekten seni sevmiyor olması imkansız. Ama kalbim kırıldı dedi. Sen kalp kırıklığı nereden biliyorsun bakalım? Ne demek kalbim kırıldı bebe? Yani şu içimdeki küçük kalbim sanki çat diye yere düştü kırıldı. Yani kalbim kırıldı demek, çok üzüldüm demek. Bak hele bak. Benim minik kelebeğim neler de biliyormuş. Üzülmeni anlıyorum ama güçlü ol kızım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Doğru olan her şey ortaya çıkacaktır. Üzülme. Tamam dedi. Akşam harika bir sofra hazırlıyoruz bahçeye. Pırasa hala gelmedi bak. Hadi dibini tuttum, yanacak yemeğin hadi. Aa, tamam geldim geldim. Ne yapıyorsun bebe? Abimin it yürgesini onarmaya çalışıyorum Şuşu. Seninle gurur duyuyorum bebeciğim. Sen çok güzel kalpli bir kızsın. Ama kalbim kırıldı Şuşu. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gidi. Oysa istemeden kırmıştım ittir gidi. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık beni. Kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Bak neredeyse seni gibi oldu ittir git. Eline sağlık bebeciğim. Çok güzel oldu. Pepe? Bebe nerede? Aa, ne zamandır ortalarda görmedim bebeği. Sahi nerede? Hepinize merhaba. Ben bugün istemeden abimin ittir gitini kırdım. Bak gördün mü? Bebe kırmış işte. Söylemiştim. Ama gerçekten istemeden kırdım. Kırıldığı için de çok üzüldüm. Ama sen ittir gitini seni kıskandığım için. İttir gitini bilerek kırdığımı düşündün abi. Kıskandığımı düşündün. Ve artık beni sevmediğini söyledin. Allah Allah! Neler olmuş haberimiz yok. Sen beni sevmesen de ben hala seni çok seviyorum Pepe. Sen benim güzel bir tanecik abimsin. Ben istemeden senin ittirgisin kırdım evet. Ama biliyor musun? Sen de benim kalbimi kırdın. Gerçekten kalbim kırıldı. Bebe. Al bak. Aa ittirgitim. Kırık ittirgitini onardım. Peki ya sen? Benim kırrağı kalbimi nasıl onaracaksın Pepe? Bebe, ben seni ne kadar çok üzmüşüm kardeşim.
Eğer izin verirsen kalbini bir şekilde onarabilirim. O da özür dileyerek. Hı? Kızgınlıkla seni sevmediğimi söyledim. Ben seni ilk doğduğun günden beri çok seviyorum bebe. Sen benim biricik güzel kardeşimsin. İttir gitimi isteyerek kırdığını düşünmem benim eşek kafalılığım. Senden çok özür dilerim kardeşim. Senin hakkında yanlış düşündüğüm için çok özür dilerim. Sen benim için çok değerlisin. Ve seni çok seviyorum bebe. Hı? Kalbini onarmak için sana sarılabilir miyim? Abim! Seni çok seviyorum abi. Ben seni çok seviyorum. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Lili. Ne harika bir gün, öyle değil mi? Evet. Liko'yu gördünüz mü, nerelerde? Görmedik. Liko, neredesin? Buradayım. Ay Liko, yine mi? Ama da kokteyl Lili. Hep böyle korkutacak mısın sen beni? Ama izin çok komik oluyor Lili, ne yapayım? Görürsün sen. Aa, küstün mü Lili? Hayır, küsmedim, seni kandırdım. Peki öyle olsun. Bugün ne oynayacağız acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kılavuzu çağırıp hemen soralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Ay. Hadi kılavuz. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Uyan kılavuz. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Lili ile Liko beni mi çağırdı? Evet. Aa, güzel, hemen gidelim o zaman. Kılavuzlardan biri beni çağırdı galiba. Yaşasın, kılavuz geldi. Hoş geldin kılavuz. Bugünkü oyunumuzu seçelim mi hemen? Bana hoş geldin şarkımızı söylemezseniz oyun mu oyun seçmem. Ha, hadi arkadaşlar. Kılavuz'a hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Hadi. Başlatıyorum. Çok heyecanlıyım. Ay. Ve işte bugünkü oyunumuz sıralama oyunu. Hı? Sıralama oyunu bu. Ay, sıralama oyunu nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi labirentte ikiniz için de özel hazırlanmış iki oyun panosu bulacaksınız. Ay, oyun panosuna bayılırım. Ben de. Oyun panosunda 4 tane kart göreceksiniz. Kartların üzerine gördüklerinizi Lili sen büyükten küçüğe, Liko sen de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Evet bildiniz. Sıralamanız bitince de panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru sıralayıp sıralamadığınızı öğreneceksiniz. Harikaymış kılavuz. Bayıldım. Hazırsanız labirente gidelim. Hadi. Ve 3 2 1 Başla. Saati akıyor. Unutma Liko, küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. Tamam Lili, başarılar. Aa, işte oyun panosunu buldum. Ve kartlarda harika meyveler var. Bir erik, bir kavun,
bir elma ve de bir karpuz. Ay, hepsine de bayılırım. Siz de meyve sever misiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Şimdi bakalım. Ben bu meyveleri büyükten küçüğe sıralayacaktım, değil mi? Evet. Peki o zaman bu meyvelerin en büyüğü hangisi, beraber bulalım. Olur mu? Tamam benim. Sizce en büyüğü hangisi? Karpuz. Doğru. Buradaki en büyük meyve karpuz. Bakalım. Karpuzdan sonra en büyük meyve hangisi arkadaşlar? Kavun. Aha, doğru. Kavun, yaşasın. Geriye elma ve erik kaldı. Sizce elma mı daha büyük, erik mi arkadaşlar? Elma. Doğru, elma. O zaman en küçüğü de erik. Yaşasın, bitti. Ay, bakalım doğru yapmış mıyız? İşte büyükten küçüğe doğru dizdiğimiz meyveler. Karpuz en büyük. Sonra kavun. Sonra elma. Sonra da erik. Şimdi doğrulama düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru dizmiş miyiz? Ay. Yaşasın, başardık. Büyükten küçüğe doğru sıralamayı başardık. Sizin yardımınızla arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Ay, Liko ne yaptı acaba? Lili büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Ben ne yapacaktım? Ay, unuttum. Kılavuz, neredesin? Geldim Liko. Sen de Lili'nin yaptığının tam tersini yapacaktın. Ay, çok yaşa. Lili büyükten küçüğe sırladığı işte. Bunun tam tersi küçükten büyüğe sırlamaktır. Sağ ol Kılavuz. Şimdi burada bir sürü hayvan var. Bu hayvanların en küçüğü sizce hangisidir arkadaşlar? İnek mi? Kedi mi? Maymun mu? Kuş mu? Kuş! Tamam, kuşu koyuyorum en başa. Şimdi kalanlardan en küçük hangisi? Hadi Liko, kum zaten diyor. Ay, zaman daralıyor. Hadi arkadaşlar, hangisi? Kedi. Doğru, kuş en küçük. Kedi ondan birazcık daha büyük. Çok iyi gidiyorsunuz Liko, ama biraz hızlanman lazım. Tamam Kılavuz. Arkadaşlar, iki tane kaldı. Bence inek maymundan daha büyük. O zaman ineği, sonra da maymunu yapıştırıyorum. İşte oldu. Hem de çok güzel oldu. Küçükten büyüğe doğru dizmiş olduk. Şimdi doğrulama düğmesine bas Liko. Bakalım doğru dizmiş misin? Tamam. Ay, galiba doğru dizdik. Ay. Aa. Ne oldu Liko? Doğrulama düğmesi yanlış dizdiğim sonucu. Aa. Son 15 saniye. Ay. Hemen yanlışı bulup düzeltmeliyiz Liko. 14. Arkadaşlar, inek için doğrulama düğmesi yanlış diyor. 13. Sizce maymun mu daha küçük, inek mi? 12. Maymun. Doğru ya. 11. İnek daha küçük demişim. 10. Yanlışı gördüm şimdi. 9. Hadi Liko, çabuk ol. Tamam Lili, değiştiriyorum şimdi. Maymun buraya. 7. İnek ise en sonra. 6. Çünkü inek maymundan büyük. 5. Hadi şimdi 4. Doğrulama düğmesine bas bakalım. 3. Doğru mu dizmişsin? Bastım. 2. Ay. 1. 0. Yaşasın. Başardık. Çok eğlenceliydi. Salla çarkıları dansımızı yapalım o zaman. Hadi.
biliyorum. Bir sonraki oyunumuzda yine gelin, olur mu? Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. Oo anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak mı? Anne ya, gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet, yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. Anneciğim, bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. Gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz Pepeciğim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım, aşağı inelim izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Evet, bak başlamış bile. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana, çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo Pepe, Bibi. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Vay evet, güzel bir filme benziyor. Bitti bile. Tüh ya, ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa, nereye daldın hayatım? Hayırdır? Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi, iyi mi? Açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Henüz televizyon keşfedilmemişti Pepe. Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurarız.
herkesi çağıralım. Olur mu dede? Olur tabii çocuklar. Tamam, yaşasın. Ben de size mısır patlağı yaparım. Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. Açık hava sineması. Şu. Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? Çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Çünkü hep televizyon izleyince oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim Şuşu. Söyleyelim. Televizyon izlerken ne izlediğine bak. İzlediğin kanalı çocuk sevgisini tart. Televizyon izlerken ne çok izledim bir var. Bir saatten çoksa acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Dede. Çok güzel görünüyor. Sinema mı izleyeceğiz yani? Evet. Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. Hadi hazır mısınız?
3. Leli ne yapıyorsun sen deminden beri? Spor yapıyorum Niko. 2, 3. Çok eğlenceli görünüyor. Hadi sen de yap. Bak böyle yapıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Aa arkadaşlar merhaba. Aa hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi siz de bizimle ayağa kalkıp hareket edin. Evet öyle oturmak yok. Hadi hoş geldin dansımıza hep beraber yapalım. Hadi kalkın ayağa. Ben de çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz de bugün ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman kılavuzu uyandırmanın zamanı gelmiş demektir. Hadi kılavuzu hep beraber uyandıralım. Hadi. Yüksek sesle. 1, 2, 3. Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Çok seviyorum. Ya siz arkadaşlar? Biz de seviyoruz. Aa ne güzel. Beni kim uyandırdı biliyor musunuz? Biz uyandırdık. Aa öyle mi? Ne söyleyeceksiniz? Çok merak ettim. Evet kılavuz ne oynayacağız bugün? Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba kılavuz. Demek ne oynayacağımızı merak ediyorsunuz öyle mi? Evet. Peki hadi. O zaman hep birlikte oynayacağız. Güzel bir oyun bulalım bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Duyduğunu bul oyunu. Duyduğunu bul oyunu mu? Evet. Hemen anlatıyorum. İyi dinleyin. Dinliyoruz. Dinliyoruz. İlk önce Liko sen Leli'nin gözlerini bağlayacaksın. Ya gözümü mü bağlayacaksınız? Merak etme ben seni tutarım. Önümüze çıkan nesneleri görmemen gerekiyor Leli. Peki tamam. Liko sen bu üç nesneden birini seçip Leli'ye sesini dinleteceksin. Leli de o sesi neyin çıkardığını bulacak. Aha harika. Bir sonraki kapıdaysa Leli senin gözlerini bağlayacak Liko. Ve karşınıza çıkan üç şeyden birinin sesini dinletecek. Sen de onu bilmeye çalışacaksın. Tamam. Arkadaşlar siz de bana yardımcı olacaksınız değil mi? Aa bana da yardım edeceksin. Hepsi tanıdığınız sesler. Ben bulacağınıza eminim. Sonra ne yapacağız kılavuz? Son olarak karşınıza çıkan üç şeyden birinin sesini de ikiniz birlikte bileceksiniz. Harika bir oyunmuş bu kılavuz. Hazırsanız başlayalım. Aha yaşasın. Çok heyecanlıyım. Peki o zaman. Liko? Hazırım. Leli? Hazırım. Peki ya siz? Hazırım. Harika. Öyleyse labirente gidiyoruz. Buralarda bir yerde olmalılar. Evet Liko çok yaklaştınız. Dur ve Leli'nin gözlerini bağla. Şimdi Leli'nin elinden tut ve yürümesine yardım et Liko. Aa
Hiçbir şey göremiyorum Liko. Elimi sakın bırakma. Merak etme Lili, geldik zaten. İşte buradalar. İstediğimi seçebilirim değil mi kılavuz? Evet Liko. İstediğini seçebilir ve sesini Lali'ye dinletebilirsin. Tamam mı o zaman? Ay anne! Hadi bakalım bil Lili. Bu neyin sesi? Ay çok korktum Liko. Arkadaşlar bu bir davul mu? Evet öyle. Doğru tahmin etmişim. Bu bir davul Liko. Bu bir davul. Liko! He? Koş koş. Dur Leli. Çok yaklaştınız. Şimdi sen Liko'nun gözlerini bağla. Tamam kılavuz. Hadi bakalım seç birini ve üzerindeki düğmeye basarak Liko'ya dinlet. Tamam. Hangisini seçsem acaba? Ay. Leli acele et hadi, zamanımız azalıyor. Liko haklı. Kum saati işliyor Leli. Tamam tamam. Bunu bilmeyecek ne var? Köpek. Bu bir köpek. Harikasın Liko. Hadi koş. Bir sonrakini birlikte bulacağız. Kum saati işliyor. Koş Lili koş. Şimdi birbirinizin gözlerini bağlayın. Ve son geçide girin. Önüne baksana Liko. Gözlerini bağlayken nasıl bakayım Lili? Hay Allah, nasıl bulacağız böyle önümüzü? Gel bu tarafa gideceğiz Lili. Hayır Liko, gel bu tarafa gideceğiz. Hayır Lili, bu tarafa. Bu tarafa Liko. Hayır bu tarafa. Ay. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Lili'nin tarafına mı? Benim tarafıma mı dönmeliyiz? Lili'nin tarafına. Gel Liko. Vurun. Şimdi Lili, önce sen gözlerini açmadan birini seç. Tamam. Sanırım bunun ne olduğunu biliyorum. Bu ne be? Bil bakalım bu ne? Çok tanıdık ama. Hadi Liko, o zaman bitiyor. Tamam buldum. Çok emin değilim ama galiba bir düdük. Bildik mi bildik mi? Hadi Liko, şimdi sıra sende. Tamam tamam. Ben bunu tanıyorum. Çok tanıdık gel bu ses ama bu ne acaba? 14, 13, hadi Lili. 12, dur şimdi 11, birden bulamadım. 10, 9, hadi Lili, 8, senin çok iyi bildiğin bir şey bu. 7, hani şekil açtığım oyununa çalışıyordun ya, anımsasana. Ay neydi ya? 6, Lili 5, çabuk çabuk. Hadi Lili. Hay Allah, tam ne olduğunu buldum da adı aklıma gelmiyor bir türlü. Ay. 4, of Lili, düşün hadi düşün. 3, dilimin ucunda. Hani kafama takmıştım bir oyunda. 2, ay. Doğru. Tamam buldum. Sef. Bu bir sef. Buldum. Bulduk buldum. Kutlarım arkadaşlar. Buldunuz. Başardık. Sizinle oynamak olağanüstüydü. Çok eğlendik. Siz de eğlendiniz mi arkadaşlar? Evet. O zaman bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İşte şurada bir zeze gördüm. Hemen gidip onu yakalayacağım.
İyi misin Zezi? Ya kaç gündür böyle öksürüyorum Pepe. Aa, niye ki acaba? Hadi oyunumuza devam edelim. Sarı araba bizi yakalayamaz. Kaçın. Zezi. Zezi sen çok öksürüyorsun. Hasta mı oldun acaba? Hayır hasta değilim ki. Annem seni doktora götürmedi mi? Ben öksürünce annem beni hemen doktora götürüyor. Hayır doktora gitmedim Pepe. Ben hasta değilim ki. Niye gidecekmişim? Ama öksürüyorsun. Hadi yakalayın beni hadi. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Yakalayın. Ben geldim. Merhaba Bibi. He, çok düştünüz. Merhaba. Zezi iyi misin? Evet ne oldu ki? Çok öksürüyorsun. Evet bak yine öksürdün. Doktora gitmelisin bence Zezi. Aa Bibi bize kitap getirmiş sanırım. Evet bakın. Ay çok merak ettim. Nasıl bir kitap? Ne anlatıyor Bibi? Daha hiç okumadım annem yeni almış. İlk kez biz mi okuyacağız yani? Evet Pepe. Aa, iyi de kim okuyacak kitabı? İsterseniz ben okuyabilirim çocuklar. Evet, hadi oku şu. Adı neymiş? Doktor, doktor, baksana. Ne güzel bir ad. Ben doktorları çok severim. Evet, çünkü doktorlar hastaları iyileştirir. Hepsi iyi insanlardır. Benim hasta olduğumu mu düşünüyorsun Pepe? Ben doktor değilim, bilemem. Ama doktora gidersen sana hasta olup olmadığını söyleyebilirim. Hadi kitabı oku şuşu. Bir dakika bir dakika. Peki abi. Hani sevgili doktor kitabında yüzü hiç gülmeyen bir doktor vardı ya. Evet aksi doktor. Bütün doktorlar aksi. Surası asık mıdır? Olur mu hiç bebe? Doktorlar iyi ve güler yüzlü insanlardır. O öyküdeki sadece biraz asık suratlıydı ama o da gülmeyi öğrenmişti anımsarsan. Aa evet. Doktorlar iyi insanlardır bebe. Hasta insanlara hep yardım ederler. Hey anladım. Hadi artık doktor doktor baksana kitabını dinleyelim. Çok merak ettim. Hadi şuşu. Tamam canım okuyorum. Hmm. Zamanların birinde sık sık hasta olan bir kız varmış. Hepsi. Bir de dünyalar tatlısı. Tüm hastalara yardımcı olmak için can atan bir sevgili doktor varmış. Bakalım bugün kimlerin iyileşmesine yardımcı olacağım. Sevgili doktor hastaneye giderken yolda küçük kızı görmüş. Küçük kız sürekli hapşırıyormuş. Hapşır! Hapşır! Ha? Zezi çok öksürüyor. Küçük kız hapşırıyor. Zezi öksürüyor. Sen devam et şuşu. Küçük kız durmadan hapşırıyormuş. Sevgili doktor dayanamamış. Doktor olduğunu söylemeden küçük kıza sormuş. Aa yoruldum hapşırmaktan. Küçük kız. Ha efendim? Neden bu kadar hapşırıyorsun? Bilemiyorum ki. Kendimi de çok yorgun hissediyorum. Sanırım hastasın. Seni iyileştirmesi için bir doktora gitmelisin. Niye doktora gidecekmişim ki? Bu kadar çok hapşırıyorsan bir alerjin olabilir ya da hasta olmuş olabilirsin. Öyle mi diyorsunuz ha puşa? Evet evet mutlaka bir doktora görünmelisin bence. Ha puşa! Bak gördün mü Zezi? Küçük kızın da doktora gitmesi gerekiyor. Hasta olabilirsin dedi sevgili doktor. Devam et şuşu. Küçük kız birkaç gün sonra hala kendini iyi hissetmediğini ve hala hapşurduğunu fark etmiş. Puşa! Kendi kendine. Acaba ben gerçekten hasta mıyım? Bu hapşuruk bir türlü geçmedi. Ne yapsam ki? Diye kara kara düşünmeye başlamış. Aa ama bu küçük kız da niye doktora gitmedi ki kaç gündür? Baksana. Zezi de öksürüyor ama doktora gitmiyor. Belki de doktora gitmeyi sevmiyordur. Yani aslında ben hasta değilim. Ya da Zezi gibi hasta olabileceğini kabul etmiyordur. Durun bakalım. Küçük kız gidecek mi doktora çok merak ettim ben. Sonra şuşu sonra ne olmuş? Sonra küçük kız günlerden bir gün yolda yürürken yine sevgili doktorla karşılaşmış. Ha, puşa! Küçük kız? Puşa! Efendim?
Sen hala doktora gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Puşa! Ama sen hala iyileşmediğin halde doktora gitmemişsin. Neden? Doktorlar gerçekten iyi insanlardır. Senin vücudunu kontrol edip hastalığın sebebini bulup seni iyileştirirler. Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü ben bir doktorum küçük kız. Küçük kız çok şaşırmış. Öksürüğüm geçsin diye. Annene sor Zeze. Annen gitmek gerekir derse mutlaka git bence. Bence de. Ay, küçük kız gidecek mi acaba? Sonra ne olmuş şu? Küçük kız kendi kendine düşünmüş ve... Size söz veriyorum sevgili doktor. Hemen bir doktora gidip hep pışa. Beni iyileştirmesini isteyeceğim. Demiş. Aferin sana, harikasın. Küçük kız hemen bir doktora gitmiş. Güler yüzlü yaşlı doktor küçük kızı mutlulukla karşılamış. Vücudunu bir güzel kontrol edip gerekli araştırmaları yapıp neden bu kadar çok hapşurduğunu bulmuş. Evet küçük kız, sorununu bulduk. Şimdi bu sorunu nasıl iyileştireceğimizi anlatacağım sana. Söylediklerimi yaparsan kısa sürede iyileşirsin. Yani iyileşince böyle hapşa sürekli hapşırmayacak mıyım? Elbette. Hem de kendini çok sağlıklı ve güçlü hissedeceksin. Çok teşekkür ederim doktor amca. Küçük kız doktorun söylediklerini bir bir dinlemiş ve hepsini de yapmış. Vücudunun güçlenmesi için yemesi gereken yemekleri yemiş, vitaminleri almış ve kontrol için doktor amcaya gittiğinde... İşte aferin sana. O kadar güzel iyileşmişsin ki. Evet, artık hapşırmıyorum da doktor amca. Sağlıklı olmak çok güzel bir şeydir kızım. Sağlığımıza dikkat etmeli, vücudumuza iyi bakmalıyız ki hastalıklar bizden uzak olsun. Beni iyileştirdiği için çok teşekkür ederim sana. Ne demek? Ben doktorum. Bu benim görevim. Doktorlar bile iyi insanlar. Doktorlar bilecek için küçük kız da hapşırmaktan kurtuldu. Ama Zeze hala öksürüyor. Bence git annene ne kadar çok öksürdüğünü söyle Zeze. Annen doktora gitmene gerek olup olmadığına karar verebilir. Yani söylemeyecek misin? Tabii ki söyleyeceğim.
Pepe çok yaşadı. Bebe kalk kalk. Her yer bembeyaz olmuş bak. Her yer ne olmuş ne olmuş? Koş gel yanıma dışarı bak. Aa, abi her yer bembeyaz olmuş. Yasin bugün kartopu oynayacağız demek ki. Abi ne olur kartını tam da yapalım. Tamam yaparız kardeşim. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra sıkı sıkı giyinip kararlı oynayalım. Görüşürüz. Vay! Abiş çok güzel. Ben bu karlara basmaya kıyamam ki. Böyle dümdüz duruyorlar ya, çok güzel görünüyorlar. Evet bebe, çok güzel görünüyorlar. Oh! Kar topu oyunu başlasın o zaman. Oh! Vurdum seni, vurdum. Şimdi görürsün sen. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Ya bebe nasıl kaçabiliyorsun böyle? Bebe çok yeteneklidir Pepe. Seni gidi seni. Kaçma. Yaşasın. Gene vurdum. Gene vurdum. Şimdi görürsün sen. Sonunda başardım, başardım. Sen pire gibisin bebe. Pire gibi mi? Evet kardeşim. Pire gibi ne demek Pepe? Yani pire ne abiş? Pire böyle minnacık bir hayvan bebe. Nenem göstermişti bir kere. Köpüş pirelenmişti ya. Evet, ben de görmüştüm. Birden yok oluyordu, yakalayamamıştık. Evet kardeşim, işte o. Çok hızlı hareket ettiği için birden yok oluyormuş gibi geliyormuş bize. Sen de pire gibi çok hızlı hareket ediyorsun. Evet bebe, pire gibidir. Abiş bak, karelde hep izimiz kalmış. Evet bebe. Karelle oynamak çok eğlenceli. Bence de. Şuşu, bize kar şarkısı söyler misin? Tabii söylerim bebeciğim. Kar yağıyor, kar yağıyor, dünya bembeyaz oluyor. Kar yağıyor, kar yağıyor, içim mutluluk doluyor. Kar yağıyor,
çok güzel. Pepe, haydi kardan adam yapalım. Aa, tamam kardeşim, hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce iki tane kocaman kartopu yapmalıyız. Hüzün abi, bak benimki kocaman oldu. Benimki de gitti. Aa, olsun kardeşim. Hadi bir daha yapalım. Tamam abi, haydi. Bu sefer başaracağız. Bence de başaracağız abi. İşte başardım. Bu kim ki? Ne olduğunu bilmiyorum ama çok eğlendi kesin. Gel bakalım. Tamam hadi. Çok eğlenceli, çok. Ze. Ah, Pepe, Bebe, merhaba. Durun, bekleyin, geliyorum. Biz de kayalım mı? Yok, sen kay, ben kaymayacağım. İşte geldim. Ben de kayabilir miyim Zeze Kız Hanım'la? Tabii Pepe, al. Bak, ayaklarını buraya koyacaksın. Çok eğlenceli. Tamam, gidiyorum. Uçuyorum. Harikasın Pepe. Çok zevkliyim. Sen de kıyacak mısın Bebe? Aa, bilmem ki. Hadi kay, çok eğlenceli. Yok, sen kay şimdi, ben sonra kayarım. Çok eğlenceli Bebe, mutlaka denemelisin. Gidiyorum. Yuppi. Çok eğlenceli, çok. Zeze, beraber kayalım mı? Olur Pepe, kayalım. Gerçekten çok zevkli Bebe. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi bir daha kayalım. Tamam. İşte oldu. Şimdi göz yapalım. Ay, çok güzel oldu. Şimdi ağzını yapalım. Uçuyoruz. Ben kayayım bu sefer. Ben de geleceğim. Beraber kayalım Zeze. Tamam, gel Pepe. Uçuyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama keşke bir avucumuz olsa da burnumunu yapsak. Maymuş güzel avlatın şimdi, çok sağ ol. İşte kardan adamımız bitti. Aa, merhaba maymuş. Bebe, ne güzel olmuş kardan adam. Sağ ol abi. Şöyle bir de atkı takalım. Ne o ya? Şu gözümü düzeltelim biraz. Ne o ya? Şey maymuş, ben kayabilir miyim?